Evet. Nerede kalmıştık? Ne bakıyorsunuz ya? Ne? Bir şey söylemeyeceğim abi. Sen hala İlhan'ı mı soruyorsun bana? Lan ne sorduğumuzu biliyorsun. Sen ne cevap vermiyorsun bize? He? Yaptım lan. Tamam mı? Babamın intikamını aldım. Oldu mu? Rahatladınız mı? Of abi, of. Abi, of. Lan cehennemde yanacaksın. Cayır cayır yanacaksın lan. Dur abi, dur sen. Bırak ya, bırak gelsin. Gelsene bir gel. Gel, ne yapacaksan yap, gel. Ben sana bir şey yapmayacağım. Rabbim yapacak. Lan ayette ne diyor lan? Bir insanı öldüren ebedi cehennemde cezalandırılacaktır demiyor. Lan Servet Efendi. Ebedi cehennemde yerin hazır Servet Efendi. Sana yukarıdan direkt bilgi mi geliyor? Sen hayırdır? Lan günaha girme lan, günaha girme. Ben o herifi öldürmedim. Lan sen yat kalk, çocuğun vadesi dolmamış, ona dua et lan. Ne çocuğu be? Ne çocuğu? O it yüzünden benim babam ölüyordu, ne çocuğu? Lan bak, mübarek Ramazan günü benim asabımı bozma, ağzımı bozdurma. Ya benim babam niye bu hallere düştü? Lan senin yediğin hurmalar yüzünden. Vur lan, vur. Vursana, gel vur. Hayırdır! 5 dakika susacağız, kimse konuşmayacak. 5 dakika. Başladı. Abi geç şöyle. Of. Hadi bana müsaade. Müsaade etsin beyim. Beyim. Hı? Ben o zaman yarın burayı boşaltayım. Yok evladım öyle bir şey. Gün ola, hayır ola. Beyim Allah senden razı olsun. Senden de, senden. Allah ne muradın varsa versin sağ abi. Sağ ol beyim. Hadi hayırlı geceler. Hayırlı geceler. Anlatmak zorunda değilsin. Biliyorum, zorunda değilim ama anlatmak istiyorum. Her şeyi bil. Aramızda gizli saklı kalan hiçbir şey olmasın. Evet, videoyu ben gönderdim. O an öyle olması gerektiğini düşündüm. Çünkü... aslında sana her şeyi baştan anlatmam gerekiyor. Dinliyorum. Mehmet Ali Sarıoğan'la ile ortak bir işe girdik. Büyük bir yatırımdı. Kazancı da ona göre olacaktı tabii. Neden bu işe girdin, ne gerek vardı diye soracak olursan... hayatımda bir kere babamın benimle gurur duymasını istedim. Yoksa ne parasında elinde de başka bir şeyinde. Neyse işte sonra kaza bütün planlarımı alt üst etti. Bu arada babam bizim dünyamıza bayağı yabancı. Çok farklı bakıyor olaylara. Anlaşamadık. Dilimiz tutmadı. Kadir'le de ters düşünce zarar etmeye başladım. Bir anda babam, bir anda sizinkiler. Ortada sıkışıp kaldım işte. İşleri korumak için. Babam için. Hayatımda hiç istemediğim şeyleri yapmak zorunda kaldım. İnsanın babası için hiç istemediği şeyler yapmak zorunda kalması ne demek çok iyi biliyorum. O kadar iyi anlıyorum ki seni. Hadi. Allah Allah. Neredesiniz? Alo? Ne yapacağız şimdi? Neyi ne yapacağız ya? Ne yapacağız?
Beni satmayacaksınız herhalde. Doğru olanı yapacağız. Oğlum düzgün konuş. Ne doğru mu oru? Neymiş doğru olan? Beni ele verecek haliniz yok herhalde. Kadir. Oğlum konuşsana. Bir konuşsana oğlum. Neymiş doğru olan? Söylesene. Siz ilize şimdi ha. Düzgün konuş lan. Karışma lan dur, sen. Dur. Bir dakika dur ya. Dur bir dakika. Kadir efendi söyle bakayım neymiş doğru olan? Senin gidip teslim olman. Vay arkadaş ya. Vay anasını ya. Ulan sen Ahmet'i bıçakladığında gidip teslim olmuş muydun? Olmuştum. Olmuştum. Ben ne yaptıysam babam için yaptım. Babamın intikamını almak için yaptım. Ben de kardeşimi korumak için yapmıştım. Sorumluluğunu da aldım. Kaçma. Lan sen babamdan bir özür dilememiş adamsın. Lan sen sus be. Ben sana sus demedim oğlum. Ne karışıyorsun sen? Abi dur. Abi. 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 Vuruyor. Tabii. Böyle hiçbir şey çözemeyiz. Dur. Hepiniz sütten çıkma kaşıksınız. Bu ailenin tek günah keçisi benim. Ama şunu kafanıza iyice sokun oğlum. Ben bedel medel ödemiyorum. Gidip teslim falan da olmuyorum. Beni ispiyonlayanın da ta. Lan senin dur, ben. Dur. Abi annemler. Kaça git. Bütün sinirimi senden çıkarmış. Gel buraya şimdi. Gel. Gel buraya gel. Gel buraya gel. Abi. Ben yokken Servet abime ilişme abi sakın. Kapıyı da kapat. Otur buraya. Yaşar abi. Otur lan buraya. Göster şu videoyu. Ya şimdi... Bir daha demeyeceğim Ahmet. Direkt alacağım. Sil şunu. Gören gördü zaten. Sil dedim lan. Koz olarak kullanıp burada kalıyordun ya. Artık bunun da bir hükmü kalmadı. Ha, tek kopyası bu muydu sence? O kadar akıllı bir adam olmadığını hepimiz biliyoruz Ahmet. Şimdi gidiyorsun, bir daha da gelmiyorsun. Tamam mı? Hadi. Bütün bunları aileme neden yaptın diye düşünüyor olabilirsin. Sadece paramı geri almak için. Sanmıyorum. Belki gurur. Belki güç. Belki yalnızlık. Belki de sadece babamı mutlu etmek için. Teşekkür ederim bana her şeyi olduğu gibi anlattığın için. Sana beni affet diyemeyeceğim çünkü haklısın. Size, ailenize çok kötü şeyler yaptım. Kantım, ondan fazla yorma kendini. Beni affetmeyeceksin belki. O yüzden her şeyi söylemek istiyorum. Aklımda kalmasın. Şu an. Seni gördükten, seni tanıdıktan sonra her şey karmakarışık oldu. Büşra'dan önce Büşra'dan sonra iki farklı ilham. Hani derler ya bugün geri kalan hayatının ilk günü. Onun gibi işte. Sadece babasını mutlu etmek için yaşayan İlhan öldü. Onun yerine kendisi için yaşayan İlhan geldi. Bundan sonra sadece kendi mutluluğum için yaşayacağım. Ve seninle yaşayacağım. Meğer tabii sen de istersen. Çünkü ben sensiz mutlu olamam. Hoş geldiniz. Annem, bir konuşmamız lazım. Ne o, yine birbirlerine mi girdiler? Yoksa babanla mı ilgili? Yok başka. Korkutuyorsun beni. Gel annem, gel. Gel böyle.
Oğlum ne dolanıyorsun? Ne diyeceksen de. Ben ne yapacağım bilmiyorum anne. Servet abim öyle bir şey yapmış ki. Ne oldu? Yaptıkları yetmedi mi? Ne yapmış yine? Birini öldürmeye kalkmış. Ne? Eyvahlar olsun. Birini dediğim bu İlhan Karacan var ya, bizimle uğraşan, babamla dalaşan, bizim önümüzü kesen. Büşra'nın yanına... Babam abimin görüntülerini gönderen de o. Abim de sinirle. Yaşıyor Allah'tan. Yaralı şimdi. Benim de sana anlatmam gereken bir şey var. Sen kendinde değilken babam benden bir şey istedi. Yapmadın değil mi? Yapmadım de. Lütfen. Neyi? Babam senden ne istediyse onu. Bir dinle. Ferit Bey, Elif Paktaş diye birine yetki vermiş. Bizim holdingde yöneticilik yapıp abimleri denetlemesi için. Benden de ona destek olmamı istedi. Ferit Karacan'dan da bu beklenirdi zaten. Sen bu haldeydin. Abimlere de çok kızmıştım zaten. Böyle olunca ben de kabul ettim. Holding'e gidip abimin karşısına çıktım. Büşra. Karışma bu işlere. Burası çok kirli bir dünya. Babamın güç savaşlarına da, oyunlarına da kurban etmeyeceğim seni. Sen bütün bunlardan uzakta öyle güzelsin ki seni kirletemem. Duydun mu beni? Ben ne yapacağım bilmiyorum anne. Sen söyle. Bir tarafta abim. Evli vardı çocukluğu. Bu yaştan sonra cezaevi köşelerinde. Diğer tarafta Allah'ın adaleti. İşlediği suç çok büyük. Çok büyük. Bedelini ödemesi lazım ama işte. Benim vicdanımın terazisi kalmadı artık. Artık kaldırmıyor bu kadar şey. Ne yapacağım bilmiyorum. Bilmiyorum. Doğru olan neyse onu yapacaksın. Doğru olan ne anne? Babanla konuş. O sana ne yapacağını söyler. Anne. Anne kurbanın olam sen yapma böyle. Benim zaten içim içimi yiyor. Canım burnumda. Herkes beni suçluyor anne. Kimse benim yüzüme bakmıyor. Anne ne olur bir şey söyle kurban olayım bak ya. Senin bu oğulların birlik olup beni satacaklar bak. Anne ben ne yaptıysam babam için yaptım. Allah seni ıslah etsin. Anne. Anne. İlhan. İlhan.
Fikir! Zamanın olur mu? Yitirmeden anlamaz insan. Sevdiklerin yolun sonunda. Sarıl her fırsatında o insana. Arkasından ağlayan olma. Geri getirmez çok ağlasan da. Durur, durur belki başucunda. Baban kendi çapında, abin bile 47 yaşında. Ömür, ömür sanki bir kara kutuymuş. Gün gelince herkesin açılmış. Ama sorarsan hep geç kalınmış. Durup düşünme zamanın olur. Bitirmeden anlamaz insan sevdiklerin yolunda. Sofranızda bana da yer var mı? Ne demek ki Mustafa? Sarıl her fırsatında o insana. Arkasından ağlayan olma. Geri getirmez çok ağlasan da. Durur, durur belki başucunda. Baban kendi çapında, abin bile 47 yaşında. Ömür, ömür sanki bir kara kutuymuş. Gün gelince herkesin açılmış. Ama sorarsan hep geç kalınmış. Güzel günlerimizin bittiğini sanma. Bir daha öylesi olmaz. Ama her bir gün güzel aslında. Yakın durmanın zor olduğu ortada. Uzak olmak her zaman en kolay. Ama en zoru yalnız olunca. Uyur, uyur belki hep yanında. Sevgilin kendi sonunda. Hatıra asıl duvarında. Ömür, ömür sanki bir kara kutuymuş. Gün gelince herkesin açılmış. Ama sorarsan hep geç kalınmış. You.
nasılmış? Sorarsan çıkalım. Ne yapıyorsun baba? Ha? Görmüyor musun? Çalışıyor. E görüyorum da... daha yeni ayaklandın sayılır. Niye yoruyorsun kendini? Hayırlı olsun. Kiralamışsın burayı. Hı. Sen bana kendine bir boncuk bul dedin ya. Ha? Aha, al sana boncuk. Sen bırak onu da, kolumu kaldıramıyorum ben şuraya. Yetişemedim, yapsana şurayı. Hemen baba. Neresi? Bak burası, yetişemiyorum buraya. Neresi? Yukar. Ha ha, arada bak ha. Oradan sonra. Tepe gördün ha. Tamam. Dinleyeceksin mi de? Sen hele bir anlat. Dinleyen bulunur elbet. Ne yapmam gerektiğini biliyorum da. Doğru bir tane çünkü. Karar vermen gerekiyor ama istemiyor. Hani için daralıyor, içinde sıkıntılar oluyor falan. Ha? Doğru, aynen öyle. Annem de git babana sor dedi. O doğrusunu bilir, sana söyler dedi. Böyle zamanlarda gökyüzünü düşün, bulutları düşün, cevabını bulursun. Benim daha hızlı bir çözüme ihtiyacım var baba. Düşünecek vaktim yok. Hiçbir bulut gökyüzünde sonsuza kadar asılı kalmaz. Tıpkı içimizdeki sıkıntılar gibi. Her geçer gider. Onun için unutma. Gökyüzü esastır. Bulutlar yolcu. Tıpkı bizim gibi. Yani demem o ki sorumluluk alacaksın. Aile reisi olmak nasıl bir şey böyle anlar da anlar. Karar vermen gerektiğinde neye karar verirsen ver. Ama unutma. Gökyüzü esastır. Efendim? Neredesin? Büyük kriz çıktı. Olmasa şaşarım zaten. Bu sefer mesele ne? Kırklareli Süt Fabrikası. Helikopteri hazırlatıyorum. Acil gitmen lazım. İşçilerin bir kısmı ayaklanmış. Her şeyi öttüm tabii babama. Gidersin şimdi. Ulan Kadir. Ulan Kadir. Teker teker gelin be.